Evet, Tarık'ı tebrik ediyoruz. Ve bir sonraki karşılaşmamızda Yakup Şener'i izleme fırsatı bulacağız. Muhammed Burza'yla karşı karşıya gelecek Yakup Şener ve Muhammed Burza ringde kozlarını paylaşacaklar. Yine iki Türk dövüşçünün karşılaşması. Esport ekranlarında Orka Boks gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki müsabaka 4 round üzerinden 3'er dakika gerçekleşecek. Mavi köşede Türk boksör Muhammed Burza. Bu maçın hikayesini tabii biraz anlatmaya çalışalım. Değerli izleyenlerimiz, aslında Muhammed Burza ile dövüşmeyecekti Yakup Şener. Abolfazi Hacizade ile İranlı boksörle karşılaşacaktı. Ancak vize sorunları dolayısıyla İran'dan çıkamadı Hacizade. Ve bu karta Yakup Şener'in karşısında Muhammed Burza eklendi. 4 round üzerinden olacak bu karşılaşma. Muhammed Burza'nın iki maçı var profesyonelde ve ikisini de kazanmayı başardı ve ikisini de knockout'la kazanmayı başardı. Muhammed İstanbullu, henüz 19 yaşında Muhammed Burza ilk maçını Temmuz ayında yaptı. Bu yıl Temmuz ayında Bahçeşehir'de Kemal Tunağan Şahin'i yenmeyi başarmıştı. İkinci maçını ise 25 Ağustos'ta Cafer Ağa'da düzenlenen boks gecesinde almıştı. İkinci galibiyetini Mahdi Barzegari'yi yenmişti. İlk round'da knockout'ta Muhammed Burza o ringde ve onun rakibi geliyor. Dört resmi müsabaka, dört galibiyeti bulunuyor Yakup Şener. Ekranda Yakup Şener, Türkiye'nin önemli boksörlerinden biri Yakup Şener. 2012 Londra Olimpiyatı'nda mücadele etmiş bir boksör Yakup Şener. Gençlerde dünya üçüncülüğü olan bir boksörümüz. Aynı zamanda Yakup Şener ve profesyonelde yoluna devam ediyor. Eskiye nazaran tabii ki amatörde iyi karne kuran önemli boksörlerimizi daha fazla profesyonelde görmeye başladık. Tabii ki WBC'nin lisansının alınmasıyla beraber bu geçişler belki de daha yüzdeli olarak gerçekleşecek ve tabii ki amatör de önemli. Dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatta aldığınız dereceler çok önemli. Ama profesyonel en büyük sahne, dünyaya kendinizi tanıtmak için en büyük sahne. Dolayısıyla işte WBC'nin lisansının alınması Türkiye boksu için çok çok önemli. Ve bu isimler, amatörde önemli boksörlerimiz var. Bunların bu sporcularımızın profesyonele geçmesi için de, daha kolay geçiş sağlamaları için de çok çok önemli bir atılım. Ve Yakup Şener de işte profesyonelde yoluna devam ediyor. 4 maç, 4 galibiyet Yakup Şener'in karnesinde, birini knockout'la kazanmayı başardı Trabzonlu. Aynı zamanda Yakup Şener 32 yaşında, 19 yaşında Muhammed Burza. Aynı zamanda son uyarılar yapılıyor. Evet, ilk round başladı. 4 round üzerinden bu karşılaşma. Sollarla öne doğru adımlayarak başladı Muhammed Burza. Onu beyaz eldivenleri, sarı beyaz şortuyla izliyoruz. Karşısında kırmızı eldivenleri, siyah şortuyla Yakup Şener var. Gövdeye bir sağ geldi Bursa'dan. Bir sol sağ burada Yakup Şener'den geldi. İki tarafta gövdeye vuruşlarla başladılar. Sol kroşesi hoşa gitti Yakup Şener'in. 2012 Londra Olimpiyatı'ndaydı Fatih Keleş'le beraber Yakup Şener. Onu da birazdan izleyeceğiz, Fatih Keleş'i. Uuu.
Süper bir sol geldi. Süper bir sol geldi Yakup Şener'den. İşte vuruşlarını daha fazla seçiyor Yakup Şener. O boşluğu arıyor. Biraz daha kontranın peşinde. Yine ikili kombinasyon kafaya Yakup'tan. Sol direk kısa. Muhammed'den. Gövdeye gitti Muhammed. Sağ olmadı. Sol da boşa gitti. İkili kombinasyon yine. Gövdeye bir sol direk. Yakup. Sağ isabetli değil. Daha çok gövdeye çalışıyor Muhammed. Biraz da boşluk orada tabii ki. Yüksek bir gardı var Yakup Şener'in. Dolayısıyla gövdede biraz bir boşluk oluyor. Şimdi kafaya vuruşlar. Bir sağ daha geldi Yakup'tan. Sağ parkat yakındı Yakup. Sol sağ Yakup. Yine gövdeye çalışmaya çalışıyor Muhammed. Son 40 saniye ilk round'un tamamlanması için. Bir kombinasyon denedi. Şimdi mesafe ortadan kalkmış durumda. Son 10 saniye. Round'un bitmesi için. Evet, ilk round geride kalıyor. 4 roundluk bu karşılaşmada. Evet, ilk round geride kaldı. Serdar Avcı şimdi bizlerle beraber. Yakup Şener ve Muhammed Bursa aslında sonra eklendi. Serdar, hoş geldin bu arada yayına. Güzel bir gece oluyor. Tebrik ederiz öncelikle böyle bir geceyi düzenlediğiniz için. WBC'den bahsediyordum bu maç öncesinde de. İşte Yakup Şener de yine profesyonele geçmeyi geçti. WBC'nin lisansının alınmasıyla beraber böylelikle daha amatörde tabii ki çok fazla boksörümüz var. Onların profesyonele geçişi de daha kolaylaşacak. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Artık biliyorsunuz daha önce hep yurt dışlarından lisanslar alıyorduk, profesyonel lisanslar. Uzun bir uğraş, çaba gösterdik. Artık ülkemizde profesyonel boks resmi olarak kuruldu. Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu diye geçiyor. Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu diye geçmiyor. İsmi Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu. Bunu buradan bildirelim. Suat Karlıdağ. Başkan Suat Karlıdağ yönetiminde. Ve bu lisanslar dünyanın her yerinde boksörlerimiz ringe çıkabiliyorlar. Hatta geçen gün Meksika'da, Kanada'da Nadir Ünal bizim olimpik boksörümüz. Profesyonel maçına lisansımız da çıktı. İşte Serenay Çetin olsun. Birçok başarılı sporcumuz. Türk lisanslarımız da çıkıyor artık ve dünyanın her yerinde geçerli. VBC onaylı lisanslarımız artık. Biliyorsunuz ben kendim hem aktif olarak dövüşmeye devam ediyorum. Zaten 1,5 ay sonra çok önemli bir ünvan maçım var. Cruiserweight'ten Light Heavyweight'e inmeye çalışıyorum. Buradan da bunu söyleyeyim. WBC World Silver, dünya finalini oynayacağım. Kazanan artık Arthur Beterbiev'in rakibi oluyor. Buradan profesyonel boksa geçmek isteyen tüm gençlere bekleriz. Profesyonel boks yaşantısına başlamaları için biz elimizden gelen ne varsa yaparız. Daha önce birçok başarılı bizden önceki nesilde şampiyon sporcularımız, işte rahmetli Sinan Şahmesam olsun, işte daha birçok böyle geçmişte başarılı sporcularımız hep yurt dışlarındaydı ama artık kendi ülkemizde çok şükür profesyonel boks komisyonumuz kuruldu ve lisanslarımız her yerde geçerli. Evet, amatörde tabii ki önemli başarılar da geliyor. Kadınlarda özellikle olimpiyat şampiyonluğu da geldi. Ama işte bunları profesyonel taşımakta sıkıntı yaşıyorduk. O da dediğiniz sorunlardan dolayı yurt dışından lisans almak gerekiyordu. Ama artık bu sorun ortadan kalktı.
Ve işte Fethiye'de güzel bir gecede Türkiye'nin en önemli boksörlerini profesyonel maçlarda izleyebiliyoruz. Evet. Bu şekilde. Yani dediğim gibi burada hepsi birbirinden başarılı sporcular. Kıyasıya mücadele veriyor. Mesela Yakup Şener olimpik boksörümüz. Muhammed Bursa ise daha genç yetenekli genç bir boksörümüz. Kıyasıya mücadele veriyorlar. Lobimiz olmadığı için daha önceden ülkemizde komisyon federasyon olmadığı için ister istemez herkes yurt dışında yapıyordu. Tabii kendi ülkesinde bir Alman varken kalkıp da bizi tutmuyor maalesef ya da bir Rus. O yüzden ülkemizde federasyonumuzun komisyonumuzun kurulması bizim için büyük bir artı oldu. Bu çalışmada vallahi ben elimden geleni yaptım. Burada bu arada WBC'nin genel sekreteri Oksan Hanım da burada. Sağ olsun. Bu gece Arda Temel Avcı WBC Asya şampiyonluğu oynayacak. Hasan Kubilay Alçu ise WBC Orta Doğu Silver ünvanını oynayacak. Yani Orta Doğu gümüş kemerine. Ve gecede tabi Türk tarihinde kadın profesyonel boksundaki ilk dünya finalistimiz Serenay Çetin de gösteri maçı yapacak. Bu güzel gecede büyük destek veren bize Sayın Ercan Torunoğulları'na çok teşekkür ediyorum. Orko Otelleri. Gördüğünüz gibi bize bütün desteği sunuyor sağ olsun. Evet, uzun süredir de açık havada maç düzenlenmiyordu. Gece evet. Düzenlenmiyordu. O açıdan da güzel oldu yazın sonlarına doğru. Onlara da teşekkür ederiz. Orka Oteller Grubu yönetim kurulu üyesi Ercan Torunoğulları'na. Gerçekten çok büyük destekler çıktı Ercan. Ve burada maç olması için elinden gelen mücadeleyi verdi. Beni bir yıldır her gün arıyor. İşte kuzen burada yapalım diye. Ben de destek çıktım. Çok da güzel bir gece oluyor. Bayağı evet. Da bir seyirci kitlesi var görüyorsunuz. Evet, bu gecelerin olabilmesinin nedeni de yine profesyonel olarak komisyonumuzun olması. Komisyonun olması. Olması evet. Üçüncü round başladı Yakup Şener'le Muhammed Bursa arasında. Muhammed Bursa Serdar aslında geç haber aldı bu maçtan, işte İranlı boksör gelemediği için. Ama gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Yani rekabetçi bir performans ortaya koyuyor Muhammed. Ama güzel bir sol kroşe geldi burada Yakup Şener'den. Tabii kendi vuruşunu biraz fazla düşündüğü için Muhammed Bursa o kroşeleri de kontraları da alabiliyor. Güzel bir sağa bu kez Muhammed'den. Gövdeye bir sol kroşe Yakup. Güzel bir ikili kombinasyon yine Yakup'tan. Şimdi sol sağ geldi Yakup. Hiç geri adım atmıyor. Muhammed de Yakup karşısında iki tarafta. Bir sol geldi Muhammed'den. İki tarafta yenilgisiz tabii ki. Bunu da belirtmek lazım. Gardı yüksek. Yakup'un. Bir buçuk dakika geride kalmış durumda. Güzel bir sağ Yakup'tan. Orada çıkmaya çalışırken iyi yakaladı rakibini Yakup Şener. Ama dayanıklı. Sol direkler ardından bir sağ denedi, bir sol. Yine hatırlatayım, 4 round üzerinden bu karşılaşma. Sağ parkat güzel Yakup Şener'den. 6 round. Bu maç 6 round. 6 round? Evet 6 round. 4 round diye notlarımda vardı ama 6 round. Liseye yanlış yazmışlar evet. Üzeli Bey. Burada tabii 6 round olması Yakup'a daha fazla yarayabilir. Evet. Muhammed sonradan karta eklendi. Gövdeye vuruşlar ardından kafaya vuruş Yakup'tan. Daha net vuruşlar bulmaya başladı Yakup Şener. Son 20 saniye. Bir solda. Yine yüzü yakaladı.
fazla açık vermeye başladı Muhammed Bursa. Sağla bitirdi Yakup Şener. Aslında kafa kafaya ilk iki round gidiyordu diyebiliriz ama üçüncü roundda çok fazla temiz vuruş bulmaya başladı Yakup Şener. Muhammed karşısında. Evet, biraz daha tecrübesini konuşturmaya başladı Yakup. Daha tecrübeli. Amatörde zaten olimpiyat oynamış bir evet. Boksör. Evet, olimpik boksörümüz. İkili kombinasyon. Yaş farkı da çok fazla var. Muhammed Bursa da çok genç. 19 yaşında henüz. Yakup Şener'le aralarında 14 yaş fark var. Evet. Ama mücadelede, rekabette eksik kalmıyor tabii ki Muhammed Bursa. İki ilgisiz karneden biri gidecek bu eşleşmede. Ve bir taraf kusursuz karneyle yoluna devam edecek. İki boksör de bizim. İyi olan kazansın diyorum. Bu arada buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim serinayı hazırlamam lazım. Öyle mi? Evet. Teşekkür ediyorum size de. Ben maçı soracaktım. Senin maçı soracaktım aslında ama. Evet, o zaman sizi dinliyorum Yücel abi. Bu round'da beraber devam edelim. Rakip belli mi? Abi rakip belli değil. 3 kişi var. Meksikalı, İngiliz ve Amerika'da yaşayan bir Azerbaycanlı. Üçünden birini seçeceğiz bakalım. Maçın nerede olacağı belli değil mi? Maç Florida'da olacak. %90, %10 ihtimalli Türkiye ihtimali. Türkiye'de bakalım işte karar vereceğiz. Bu hafta hepsi belli olacak. Tabii ki Amerika en büyük sahne, boksun merkezi. Orada olması dünyaya da çıkmak manasına geliyor. World Silver biliyorsunuz çok önemli bir ünvan. Tabii ki. Dünya finalinde WBC'de. 79 kiloda oynayacağım bu arada. Kiloyu düşüyorum. Yani zor, fiziksel çok... olarak zor bir süreçte evet, seni bekliyor. Evet, evet. Bu ay çok hızlı kilo düşmeye başlayacağız artık. Bakalım. Sana da başarılar diliyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sen de meşgulsün tabii ki oradan oraya bu gece içerisinde. Evet. Dilersen seni burada Serena'yı hazırlamaya çok teşekkür ediyorum. Diyebiliriz. Teşekkür ederiz biz de. İyi akşamlar diliyorum. Yorumların çok için sağ olun. Serdar. Muhammed'den yine bir sağ geldi. Gövdeyi bir sağ, şimdi bir sol. Kafadan çok yakalıyor Yakup Şener. Bir sol, bir sol daha. Eldivenler biraz fazla düşmeye başladı Muhammed'de. Kombinasyon. Gövdeye bir sol geldi Muhammed'den. Sağa geliyor Yakup. Üçüncü roundun sonunda da güzel bir sağ vardı Yakup Şener'in. Tekrar ayrıldılar. Son saniyeler artık dördüncü roundda. Ve dördüncü roundu da bitiriyoruz. Altı round üzerinden Serdar Avcı'nın da dediği gibi onu düzeltelim. Thank you.
Beşinci round. Altı roundlık bu karşılaşmada. Gardı yüksek yine Yakup Şener'in. Gövdeye çalışmaya devam ediyor Muhammed Buğsa. 19 yaş tabii ki çok genç bir yaş. Hani fiziksel olarak da zirvesini bulmadığını düşünebiliriz ama gayet iyi bir performans. Muhammed'den başa baş dişe diş bir seviyede. Bir sol geldi. Tekrar bir sarılma var. Gövdeye bir sol. Sol direği. Burada biraz da tabii ki yorgunluk da başlıyor. Ama daha işte sabit duran burada. Yakup Şener. O sol ayağını işte adeta yere saplıyor ve rakibe kontraları etkili vuruyor. Hakem ayırdı. Son dakikaya giriyoruz. Tekrar bir sarılma var Muhammed. Daha fazla sarılma olmaya başladı. Tabii ki ilerledikçe roundlar biri solda. Boşluğu arıyor Muhammed. Ama işte gardı sağlam. Yine bir ikili kombinasyon Yakup Şener'den. Bir sağ denedi Muhammed ama çok sert bir sağ geldi Yakup'tan. Yine round biterken o sahanı konuşturuyor Yakup Şener. Ve 5. round da tamamlandı. Bir round kaldı. Tarık Sözer baş hakem masasına. Tarık Sözer. Evet, round arasında bir konuğumuz daha var. Gecenin ilk karşılaşmasında Yusuf Özdemir yer almıştı ve güzel bir nakavtla gövdeye, karaciğere, güzel bir sol kroşeyle hızlı bir sonuca gitmişti. Türkiye şampiyonu boksörümüz Komandante lakaplı Yusuf Özdemir. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Gayet net bir galibiyet aldın. Oyun planı da buydu herhalde. Evet, oyun planımız buydu. Yani olabildiğince kısa sürdürmek. Tabii bu kadar güzel seyircinin önünde biraz da uzun sürdürüp şov yapmak, boksumu göstermek isterdim ama maalesef rakibin direnci bu kadarmış. Biz evet. De buna uygun gördük. Evet, özellikle şarkı tercihini de ben gayet iyi buldum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Desperado filminden. Hı-hı. Senin hedeflerin nelerdir, onu sorayım. Tabii ki amatörde çok iyi bir kariyer. Evet. Senin kariyerin ve şimdi profesyonelde nereye hedefliyorsun? Amatör ve profesyonel ikisini de aynı anda götürüyorum. Şu an hani hala hiçbir şey bitmiş değil amatör kariyerimde. Profesyonel kariyerimde en üstü hedefliyorum. Hocamla beraber, destekçilerimle beraber, ailemle beraber kariyer planlamamız bu şekilde. İnşallah hedeflerimizi en güzel şekilde varacağız. Bir ekip olarak hedefimiz bu yönde. Yani. Evet, burada Yakup Şener de yine amatörde önemli başarıları olan boksör. Evet, kendisi abim olur. Hatta birbirimizi tanıyoruz. Maçtan önce de selamlaştık. Ona da başarılar diliyorum. Aynı şekilde rakibini de tanıyorum. Rakibi de benim 6 yaşlardan şey olur. Kardeşim dediğim Muhammed. O da çok iyi bir boksör.
güzel bir karşılaşma oluyor. İlk sene başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Evet, kıran kıran oldu. 19 yaşında. Evet, 19 yaşında. Rakibi çok tecrübeli Yakup abi. Yani ona rağmen gerçekten takdir ediyorum. Kendisi de zaten mücadeleci ruhuyla tanınıyor. Mücadele asla bırakmaz. Evet, bir karta da sonradan eklendi aslında. Aynen. Muhammed. Ona rağmen 6 round. Aynen, ben bu karşılaşmayı duyunca heyecanlandım aynı şekilde. Yani çoğu kişi bilmiyor olabilir rakibini ama ben duyunca gayet heyecanlandım sonucun ne olacağını. Evet, eşleşmeler zaten önemli. Eşleşmeler güzel maçları kesinlikle ortaya çıkarıyor. Kesin. Buradaki maçlar birbirinden yani çekişmeli olacaktır. Aynı şekilde kardeşim dediğim 13 senelik arkadaşım Tarık Sözer'in maçı da çok güzeldi. Onu da izleme fırsatı bulduk. Buradaki çoğu kişi de bunu izleme fırsatı bulduğu için çok şanslı bence. Bir daha yakalarlar mı bilmem. Evet, Türkiye'nin en önemli boksörleri aynı gecede. Aynen. Buluştu. Aynen. Ama işte Serdar'la da konuştuk. Serdar Avcı'yla profesyonel lisansın alınmasıyla beraber WBC'den artık bu gecelerde çoğalacak muhtemelen. Aynen. Kesinlikle. Çünkü daha önce Türkiye'deki başarılı boksörler hep Avrupa'ya, Amerika'ya yöneliyordu. Sağ bu arada sarstı Yakup Muhammed'i. Ama inanılmaz dirençli Muhammed. Kesinlikle ayakta. Bırakmaz. Yani müthiş bir inat var Muhammed'de, belli. Öyleyle, Muhammed inatçıdır. Bırakmaz kolay kolay. Yani burada Yakup tabii ki çok net vuruşlar buluyor. Açıkçası 3. round'dan beri tecrübe buluyor. İşte, tecrübe hepsi. Ama Muhammed de ayakta direniyor. Bir sol direkt daha geldi. Kim kazanırsa kazansın güzel mücadele oldu. Gayet seyir zevki yüksekti. Evet, kıran kırana. İki tarafta geri adım atmadı. Aynen. Son saniyelerde bilhale vuruşmaya devam ediyorlar. Evet. Bakalım hakemler ne diyecekler? Kimi evet galip gösterecekler? Biz de çok merak ediyoruz. Türk'le dövüşmek zor mu pek? Sana onu sorayım. Türk'le dövüşmek aynen yani zor. Çünkü o da sonuçta hani senin vatandaşın, hani başka bir ülkeyle, yani başka bir devlet için dövüşen biriyle yapsanız çok daha rahat oluyorsunuz. Daha böyle motivasyon üst seviyede oluyor. Yani kendi ülkende biriyle yaptığın için fazla bir şey olmuyor. Sizin için heyecanlandırıcı bir şey olmuyor. Evet, seyirci de çok reaksiyon. Evet. Az, daha az reaksiyon gösteriyor. Seyirci biraz daha işin içine girmesi lazım, heyecanlanması lazım. O da gelecek maçlarda, gelecek bundan sonraki maçlarda çok daha heyecanlanacağını düşünüyorum yani. Güzel maçlar olacak çünkü. Evet, puanlamayı bekliyoruz. Bakalım kim kazandı? Evet. Yakup Şener mi? Muhammed Bursa mı? Evet, ben de çok merak ediyorum bakalım. Tarık Sözer de konuğumuz olacak birazdan. Tabii puanlama uzun sürünce yakın olduğu orada anlaşılır. Her zaman boksta. Hala gelmedim. Berabere mi bitti yoksa? Berabere olur. Ben yani bir tahmin vermeyeyim burada tabii ki. İkisi de boksörümüz ve güzel bir maç ortaya çıkardılar. Evet, puanlama geliyor. Müsabakayı kazanan taraf kırmızı köşe Yakup Şener. Yakup Şener kazanıyor. Burada iki boksörümüz de tabii ki tebrik ediyoruz. Gerçekten öyle, aynen. Harika bir mücadeleydi. Muhammed Bursa da 19 yaşında. Evet. Müthiş bir Muhammed daha öne açık. İnşallah daha güzel başarılar elde edecektir. Biraz da sabretmesi, çalışmaya devam etmesi lazım. Evet. Yusuf, sana teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun. Gelecek maçlarında da yine başarılar diliyoruz. Komandante böyle savaşlardan galip çıkmaya devam etsin. Evet, komandante iş başında. Teşekkürler Yusuf. Çok sağ ol. Evet, ödülünü alıyor.
Burada Yakup Şener. Böylelikle üçüncü maçı da tamamlamış oluyoruz. Fatih Keleş, Şokruh Ergaşev birazdan karşı karşıya gelecekler. Orka, Fight Night Fethiye'de işte maçtan görüntüler ekrana yansıyor. Gerçekten güzel bir maç oldu. Şu ana kadar gecenin maçı diyebiliriz. İyi eşleşti Yakup Şener'le Muhammed Bursa. Aralarında 14 yaş fark var. Muhammed Bursa geç dahil oldu karta. Buna rağmen harika bir performans. Yenilmesine rağmen harika bir performans. Dediğimiz gibi bazı maçların kaybedeni yoktur. İki boksörümüzü de tebrik ediyoruz. Bize sundukları bu güzel boks için. Hiç geri adım yok gördüğünüz gibi Muhammed Bursa'da, ama işte o boşlukları da çok iyi değerlendirdi. Yakup Şener temiz vuruşlar buldu. Bu da hakemleri inandırdı belki de.